أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. صدق الله العظيم. Bu mahalde Hazreti Musa ala nebiyyina aleyhisselam ile Mansur Kudüs'e sirruhu hazretlerinin bazı ahvali zikrolur. Zikrolunur. Bu ekmelde olur sırrı enel hak. Nedir bu sır? Haber al amd değil hak. Kul Mevla olur zannetme mutlak. Gidince masiva kalır baki hak. Enelerden geçip hakka giderim cemali ve kemale seyredeyim. Bu mahalde şimdi başlayan babta Hazreti Musa ala nebiyina aleyhisselam ile Musa aleyhisselam ile Hazreti Musa ala nebiyina aleyhisselam. Ehl-i sünnete göre arkadaşlar bu salatü selam sadece asaleten peygamberlere olur. Sadece kim olur? Asaleten peygamberler olur. Başkaları peygamberlerle beraber zikredildiği zaman katılmaları caiz olur. Başkalarının peygamberlerle zikredildiği zaman katılmaları caiz olur. Mesela Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed diyoruz mesela. Allahümme Allahüm salli salat et ala seyyidina Muhammedin. Efendimiz Muhammed aleyhissalatü vesselam'a salat et. Ve ala seyyidina Muhammed. Ve Efendimiz Muhammed'in aleyhissalatü vesselam onun âline, ehli beytine de ne yap? Salat et diyoruz mesela. Bak ehli beyt ne oldu? Onlara da salat selam okunuyor burada ama peygamberimizin zımnında. Ama nerede? Peygamberimizin zımnında. Yani önce peygamberimiz zikredildi aleyhissalatü vesselam. Onunla beraber olduğu zaman başkalarının da katılması nedir arkadaşlar? Caizdir. Ama müstakil olarak peygamberlerden başkasına salat selam okumak uygun değildir. Aklınıza bulunsun. Bu arada bu alameti farikadır. Mesela ehl-i sünnet ile mesela Şiilerin arasındaki alameti farikalardan birisi budur yani. Bu mahalde Hazreti Musa ala nebiyyina aleyhisselam ile Musa aleyhisselam bir de Mansur Kudüs'e sirruhu hazretlerinin Hallacı Mansur hazretlerinin bazı ahvali zikrolunur. Bazı halleri zikredilecek bu babta. Risale-i Kudsi'nin bu babında. Musa aleyhisselamın başından geçen bu işte dağdaki kıssa var, olay var. Dağda Musa aleyhisselama işte ağaçtan nida gelmesi mevzusu var. Orada bir püf nokta var. Bir de Hallacı Mansur'un kaddesallahu sirrah işte hani idamına vesile olan bir sözü var. Eşâ-i kiramdan böyle sözler varid. İlk bakışta bunlar yanlıştır. Ki yanlıştır zaten. Yanlıştır. Bu zatlar böyle şey bu zatlar böyle şeyler söylemişlerdir. Bir hikmeti vardır. Bununla alakalı bazı bilgiler böyle gayretli arkadaşların
sapmasına, kaymasına vesile olan mevzulardan biridir bu. Gayretli, hevesli arkadaşların sapmasına, kaymasına vesile olan mevzulardan biridir bu. Meşayih-i kiramdan kaddesallahu sirra, çok kimse vardır bu mevzuda ayağa takılan. Ehlullah'tan, Allah dostlarından çok kimse vardır bu mevzuda ayağı takılan. Değişik bir hal. Mesela İmam Rabbani Sirbili kaddesallahu sirra mesela böyle hani görüp geçirdiğini beyan ediyor yani. Görüp geçirdiğini beyan ediyor. Bu ekmelde olur sırrı enel hak. Bu ekmel zatta, bu ziyade kamil zatta enel hak sırrı olur. Şimdi önce Hallacı Mensur Hazretleri enel hak dedi. Ben hakkım dedi. Ben hakkım. Yani ben Allah'ım demek bu. Öyle anlayın. Ne kadar abes bir söz değil mi? Mesela bu sözüne binaen idam edildi kendisi. Bu söz doğru değil. Ama bu zatın bu sözü söylemesinde bir şey vardı işin altında. Mesela Beyazıt Bestami Hazretleri Subhani ma a'zama şe'ni dedi. Kendimi tenzih ederim. Şanım ne kadar yüce oldu dedi. Bunlar böyle çok mesela başka ibaresinde işte cübbemin altında Allah'tan başka yoktur buyurdu. Bunların hepsi yani zahirde ilk bakışta sözün manası olarak çok yanlış şeylerdir. Bu zatlar hakkında kötü konuşmaya vesile bu tür sözler bu zatlar hakkında kötü konuşmaya vesile olmaz. Bu tür sözler bu zatları tenkit etmeye vesile olmaz. Şu var ki yani sıradan bir Müslümanın bizlerin kalkıp böyle bir şeyi söylemesi, böyle bir şeyi kabul etmesi, böyle bir şeyi tasdik etmesi kesinlikle uygun değildir. Bu zatlar da sekir hali, sekir sarhoşluk demek. Yani terim aklınıza kalsın diye söylüyorum. Sekir sarhoşluk demek. Manevi bir sekir hali vardır. Manevi bir sarhoşluk hali vardır. İnsan bir şeyi böyle çok sevdiği zaman yani böyle hani normal bir sevgi değil böyle aşk derecesinde bir sevgi olduğu zaman biraz böyle aklı şaşar. Biraz böyle aklı şaşar böyle. O aklı şaştığı zaman insanın tabiri caizse hani anlayın diye böyle anlatmaya çalışıyorum. Aklı şaştığı zaman böyle normal bir insanın yapmayacağı şeyler yapar. Normal bir insanın söylemeyeceği şeyler söyler. Sıradan bir insan için bu kesinlikle kabul edilemez. Ama o kişi o içinde bulunduğu o halden dolayı idare et bunu dersin yani. Bu kara sevdalı şimdi bunu idare et dersin yani. Bu aklı başında değil onun dersin. Normal bir insan yapsa olmaz o. Hani bunu idare et dersin. Şimdi Meşayih-i Kiram'la da kaddesallahu sirruhum bu muhabbetin taşmasından dolayı bazen böyle sözler sadır olmuştur. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında da buna benzer bir şey var. Şimdi Büyük Şeyh Efendi kaddesallahu sirruhu buraya işaret ediyor. Bu ekmelde olur sırrı enel hak. Bu ziyade kamil zaten Meşayih-i Kiram'da bu enel hak sırrı olur. Nedir bu sır? Haber al. Amd değil hak. Bu sır nedir? Biraz anla. Burada kul Allah değildir. Öyle değil. Abd kul değil hak. O hak kul hak değildir. Ki kul Mevla olur zannetme muslak. Yani kul Allah'dır. Yok yok öyle zannetme. Mesela şu anda bile piyasada böyle arkadaşlar var yani. Piyasada böyle arkadaşlar var. Hatta bizim arkadaşların içerisinde bile İstanbul'da mesela bu vartaya düşen çok kalabalık bir grup var yani. Bu belaya düşen çok kalabalık bir grup var. Allah-u Teala her şeyi sirayet etmiştir. Vahdet-i vücut duymuyorsunuzdur ismi. Vahdet-i vücut mevzusu yani vücudun tekliği, varlığın tekliği mevzusu. Her şey Allah'tır. Her şey Allah her şeye girmiştir. Her şeyi sirayet etmiştir. Allah muhafaza etsin arkadaşlar. Yani ki bu görüşün peşinde giden çok adam vardır yani. Bu görüşüm İzmir'de medreseleri bile var. Artık hesabını siz yapın. Bu görüşün peşine giden çok adam vardır. İzmir'de medreseleri bile var. Hesabını siz yapın. Bornova tarafında bir yerde. Atatürk Mahallesi mi? Öyle oralarda bir yerde. Manavkuyu da mı? Öyle oralarda bir yerde. Bayağı da büyük bir yer. Yani işte öyle. Sıkıntılı mevzudur. Allah muhafaza etsin. Ki kul Mevla olur zannetme. Arkadaşlar insan yanlışa takılır. O takıldığı yanlışta onun yanlış olduğunu bilmez. O takıldığı yanlışta samimidir. O samimiyet içerisinde ömür boyu kulaç atar, kürek çeker. Tırmanır, durur. Yolun sonuna geldim. Baktım, bir bakar ki o da yanlış denizde kulaç atmış. Merdivene tırmanmıştır. Merdiveni yanlış duvara dayamış.
Ömür boyu didinir durur. Ömür boyu didinir durur. Sonra bir bakar ki meğer yanlış yerde didiniyormuş. Allah muhafaza etsin arkadaşlar. Allah muhafaza etsin. Böyle çok insan var. Çok. Ölçü şeriattır. Doğruyla yanlışın arasına ayıran şeriattır. Doğruyla yanlışın arasına ayıran sünnet-i seniyyedir. Peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Ölçü bu olursa insan paçayı kurtarır. Ama onun dışında başka ölçüler girdi mi işin içine, insanın safması, kayması, yanlışa düşmesi muhtemeldir arkadaşlar. Muhtemel değil yani, garanti gibidir yani. Ölçü şeriatı kadar Muhammediyedir. Peygamberimizdir aleyhissalatü vesselam. Ona göre oldun mu paçayı kurtarırsın. Bak. Hani saçma gibi bir şey anlatacağım size. Saçma gibi bir şey bak. Ashab-ı kiram, rıdvanullahi aleyhi mecmain. An mücahidin rahimullah. Künna ma'abnu amara rahimullah fi seferin. İmam Mücahid'den rivayet olundu. Buyurdular ki biz Abdullah bin Ömer ile beraber, Abdullah bin Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlu ile beraber bir seferdeydik. Bir yere gidiyorlar. Diyelim ki 8-10 kişiler, belki daha kalabalık. Bir yere gidiyor, belki daha az. Bir yere gidiyorlar. Mesela böyle gidiyorlar, tamam mı? Grup ne yapıyor? Böyle gidiyor. Kim anlatıyor bunu? İmam Mücahit anlatıyor. Kimin hakkında anlatıyor? Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu. Radıyallahu anh. Femerru bi mekanin. Hazreti Ömer, mesela yolları böyle ya. Böyle veya böyle fark etmez. Böyle yolları böyleyken Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Femerru bi mekanin bir yere gitti. Fahada anhu geri geldi. Yolları böyle. Orada bir iş var mı? Orada bir şey var mı? Hiçbir şey yok orada. Oraya gitmenin hiçbir mantığı, hiçbir izahı bir şeyi yok. Orada hiçbir şey yok. Bir taşı şuradan kaldırıp şuraya ne yapmayacak? Koymayacak. Orada hiçbir şey yok. Femerra bir mekanı bir yere gitti. Fehâdâ anhu geri geldi orada. Fesûyle soruldu. Lime faalte zâliki? Niye sen böyle yaptın? Ya ne alaka bizim yolumuz burası. Şimdi yolu bıraktın. Kalktın oraya gittin. Hani gidersin bir şey yaparsın. Gelirsin anındaki bir şey yaptı geldi. Yok gittin geldin. Hani gidersin bir şeye bakarsın. Bir şey yani hiçbir şey yok ama. Gitti geldi. Fesûyle soruldu. Lime faalte zâliki? Niye böyle yaptın? Buyurdu ki Ra'eytu Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberimizi gördüm. Peygamberimizle beraber buradan geçiyorduk. Fe'alehâde o böyle yaptı. Gitti geldi. Fe'alehâde ben ne yaptım? O kadar. Bilmem. Vallahi bilmiyorum. Peygamber buradan geçerken peygamberimiz ne yaptı? Oraya gitti. Geldi. E madem peygamberimiz gitti geldi. Ben de gittim geldim. Burada arkadaşlar kuru taklitten başka bir mantık var mı? Herhangi bir maslahat, iş. İşte böyledir arkadaşlar. Böyledir. Bu işin kurtarırı böyledir. Ama hoca o zaman mı, şimdi bu zaman dedin mi hop. Bu ne yaptın şimdi kendinle ne yaptın bunu? Hop değiştirdin. O zaman kendi başınasın. Hoca tamam ama şimdi şundan dolayı şu şöyle dedin mi? İşte o şundan dolayı bundan dolayı şöyleydi böyleydi öyle derken. Tamam arkadaşlar. Bunlar olmazsa arkadaşlar insan illa bir yerlerde bir şeyler takılır. Yani Allah muhafaza etsin. Ki kul Mevla olur zannetme mutlak. Kul Allah olur öyle anlama. Peki ne? Gidince masiva. Gidince masiva kalur baki hak. Masiva gidince Allah'tan başkası gidince sadece Mevla kalır. Şimdi bu zatlar için hani bu sözleri söyleyen bu zatlar için yani bu zatlar Allah'tan başka her şeyi unutmuşlar. Hiçbir şey akıllarında, fikirlerinde, düşüncelerinde, gönüllerinde Mevla'dan başka hiçbir şey kalmamış. Kendileri de kalmamış. Hiçbir şey kalmayınca ne kalmış geriye? Mevla kalmış böyle demişler. Ama sen ben öyle değiliz ki. Sen ben öyle değiliz. Bak gidince masiva, Allah'tan gayrısı gidince Mevla'dan başka her şeyi unutunca kalır baki. Hak bir tek Mevla kalır geriye. En eğerlerden geçip hakkı gidelim cemali baki mali seri dediğin benlikten geçip hakkı. Şimdi normalde işte
sohbetlerden, ders saatimiz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Tabii vakit durumuna göre. Ama ve lakin bugün Cuma'da okunan yeri size okuyayım arkadaşlar. Geçen arkadaşlarla sabah tefsirde okuduk orayı. Her taraf, her şey, hepsi güzel. Mevlamızın bürsünü. Güzel de burada böyle bir olay anlatıyor Mevla Teala Celle Celaluhu. Onun çok böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Direkt tefsirden okuyorum size. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Şimdi Allah Teala Celle Celaluhu ahiretten haber veriyor bize. Cennetlikler cennetteler. Nasıl ki insan, bak şu an biz oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Diyelim ki birimizin evinde oturduk. Çay geldi. Çay içiyoruz. Konuşuyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu. Şöyle gittim, böyle geldim. Bugün böyle yaptım. Dün şunu yapmıştım. Dün böyle konuşuyor değil mi insanlar? Ahirette, cennette de Müslümanlar böyle konuşuyorlar. İnsanlar böyle konuşuyorlar. Cennetlikler kendi aralarında eş dost ne yapıyor? Toparlanıyor. Aynı böyle muhabbet ediyorlar. Ve akabele ba'duhum. Bazısı yöneliyor. Ala ba'din bir kısmı. Bir kısmı bir kısmına yöneliyor. Yetesâlin. Soruşturuyorlar, konuşturuyorlar. Ne yaptın, ne ettin? Hani mesela birisiyle toplanırsın, oturursun. Yaşın kaç? 45 yaş, yaş 45, kalkarsın askerliğinden bahsedersin değil mi? Şöyle ettik, böyle ettik, şöyle, ya bir gün şöyle olmuş, anlatıyorsun değil mi böyle? Cennettekiler de cennette eş dost otururlar, konuşurlarken dünyadaki hallerden bahsediyorlar. Askerde şöyle yapmıştım, şöyle şöyle olmuştu, böyle anlatıyorlar, tamam mı arkadaşlar? Allah'ım cümlemizi böyle konuşmaktan nasip etsin inşallah. Kimisi kimisine böyle anlatıyor. Yani celesu oturuyorlar. يَتَجَادَبُونَ اَطْرَافَ الْحَدِيثِ böyle değişik değişik konularda konuşuyorlar. يَتَذَاكَرُونَ نَعِيمَهُمْ فِي الْجَنَّةِ cennetteki nimetlerden, kendilerine verilen nimetlerden bahsediyorlar. وَتَحَدَّثُونَ عَمَّا جَرَى لَهُمْ فِي الدُّنْيَا dünyada başlarına geçen olayları anlatıyorlar. فَبَيْنَمَا bu mesela bu işte cennetteki nimetlerden bahsederken, dünyada başlarından geçen olayları anlatırken فَبَيْنَمَا bir ara هُمْ onlar فِي الْحَدِيثِ sözün arasındayken وَهُمْ جُلُوسٌ عَلَى السُّرُورِ öyle olur büyük ihtimal. Döşeklerinde oturmuşlarken böyle o cennete böyle zevki sefa içinde muhabbet ederken sevdiklerle beraber vel kademu beyni eydihim yethabune ve yeciune hizmetçiler böyle gidiyorlar geliyorlar getiriyorlar götürüyorlar iz tedekkara ahaduhum sahibellehu iz o vakitte tedekkara hatırlıyor ahaduhum bir tanesi oradaki konuşanlardan bir tanesi hatırlıyor sahibellehu dünyadaki bir arkadaşını hatırlıyor dünyadaki bir arkadaşı geliyor aklına kâne fit dünya faciran kâne bu arkadaşı olan fit dünya dünyada faciran böyle günahkar bir adamdı. Lan diyor dünyada bir falanca vardı. Dur şimdi geldi aklıma. Oluyor değil mi bazen? Lan diyorsun ya. Şöyle biri vardı ha. 20 senedir unutmuşum. Bak şimdi geldi aklıma. Oluyor değil mi böyle? Cennette yahu diyor biri vardı diyor ya. Biri vardı dur. Kâne yeskharu minhu ve ehsehu. Bununla alay edermiş bu. Bu aklına gelen arkadaşı bu cennette hani arkadaşlarıyla konuşan kişinin ne yaparmış? Alay edermiş. Feyemzi yakussu aleyhim kıssatehu. Ondan sonra bu kişi olayı anlatmaya başlıyor. Arkadaşıyla aralarına geçen şeyi ötekilerine anlatmaya başlıyor. Kale kailun minhum. İçlerinden biri diyor ki inni muhakkak ben kâne idili benim için vardı. Karinun benim bir yakınım vardı dünyada ya. Benim dünyada bir yakınım var. Dur aklıma geldi şimdi. Benim dünyada bir yakınım vardı. Yakulu diyordu ki inneke ulan sen leminel musaddikin sen tasdik edenlerden misin? İnananlardan mısın sen ya? Bana böyle diyordu ya. Bir yakınım vardı artık akrabası mıdır, komşusu mudur? Yani bir şekilde böyle hani böyle muaşerette bulunduğu birisi vardı. Buna diyormuş ki yahu sen inanıyor musun ya? Eyda mitna biz öldüğümüz zaman ve künnâ türâben toprak olduğumuz zaman ve izâmen kemik olduğumuz zaman inna biz lemedînûn bir daha tekrar diriltileceğiz, hesaba çekileceğiz, karşılık göreceğiz. Ula millet buna inanıyor, sen de buna inanıyor mu? Diyordu bana. Aklına geldi şimdi şu arkadaşlarına atıyor. Lan ben dur baba dünyada benim bir arkadaş tanış vardı, bana böyle diyordu. Allah Allah. Ulan ne yapıyordur acaba şimdi? Aklına geliyordum ya 20 sene. Ya falanca vardı hakikaten. Ne yapıyordur şimdi ya? Kulakları çınlasın. He? Ne yapıyordur acaba şimdi? Ya bana böyle diyordu ya. Yani kâle kâilun min ehlil cennet. Cennet ehlinden biri diyor ki inni muhakkak ben kâne li fi dünya celîsun ve sadîkun. Dünyada bir arkadaşım, bir ahbabım oturup kalktığım biri vardı. Yunkirul ba'se dirilmeyi inkar ederdi.
ve yükezibu bil yevmil ahir, ahiret gününü, mahşeri ne yapardı? Yalanlardı. Ve kâne yes'eluni fî dehşetin, bana hayretle sorardı. Hel ente mimmen yusaddiku, sen tasdik edenlerden misin? Bi ennena senub'asü ba'del mevt, biz ölümden sonra diriltileceğiz. Sen buna inanıyor musun? İnananlardan mısın? Hayret bir şey ya, buna inanılır mı ya? Hayret bir şey ya, diyordu bana. Ba'de en nesbahe turaban ve azamen, kemik olduktan, toprak olduktan sonra bir daha biz diriltilecekmişiz. Ya sen inanıyor musun buna ya? Diyordu bana. Şimdi böyle adamlar var değil mi arkadaşlar? İnsanlar neler konuşuyor ya? Hiç böyle dediği nereye gider, nereden gelir? Anneannem rahmetli oldu. Neyse, oturuyoruz cenaze evinde şimdi. Yani akrabalardan biri bana diyor ki, yahu diyor, biz aileyiz diyor. Ben taze başlamışım medreseye, tamam mı? Yeni başlamışım. Bir aylık, iki aylık terbiyeyim öyle. Yani. Diyor, biz aileyiz diyor ya. Hep beraber cehenneme gidelim diyor. Ne olacak diyor ya. Vay pehlivanım benim be. Biz neymişik? Aileymişik biz. Hep beraber, madem aileyiz hep beraber cennete gidelim kardeş. Hep beraber Mevla'nın rızasına gidelim o zaman. Hadi buyur hep beraber cami. Yo biz camiye niye geleceğiz ya? Sen bizimle beraber meyhaneye gel, kahvehaneye gel. Madem aileyiz, sen bu tarafa gelsene. Yo ben o tarafa gelmem, sen bu tarafa gel. Ya madem hani aileydik, o zaman sen gel benim yanıma. Lafa bak konuşuyor. Biz aileyiz. Aileyiz yok, aileyiz başımın tacı. Arkadaşlar Mevla'dan öyle bir şey geçer mi? Lafta söylüyoruz ya, icraatta yok biz daha. İnan var ya böyle böyle okunan her satırda böyle böyle bir iğne böyle böyle. Lafta tamam da icraatta. Sonra hayret de soruyor ona, diyor ki sen inanıyor mu? Ve hel idâ mitnâ, biz öldüğümüz zaman ve asbahna zevâten zerrâtin mine türâb, toprakta zerrecikler, toprak tane tane olduktan sonra seteûdü lenel hayâtu, ya bir daha bize hayat gelecek, ha bir daha canlanacağız. Ve nuhâsebu alâ a'mâlina, yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Ya bu olur mu yani? Ve mânâ medînûn muhâsebûne ve mezziyûn, yani medînûn ayet-i kerimedeki medînûn kelimesi, yani hesaba çekilecek miyiz demektir. Minet deyni, bir manel ceza. Ve beynemâ huve mâzın fî hadîsihi, şimdi bu hani anlatıyor ya, cennetteki hani aklına geldi, yahu birisi vardı böyle böyle diyordu söylerken, اِذْ خَطَرَهُ اَنْ تَفَقَّدَ صَاحِبَهُ وَقَرِيبَهُ قَرِينَهُ, yahu hani dersin ya ne yapıyordu, hani şimdi ne yapıyorlar acaba şimdi? Aklına geliyor, ya gel arayalım biz bunu diyor arkadaşlarına. Demek öyle bir şey var ya, bak cennette böyle, hiç aklınıza gelmiş miydi cennette oturup askerlik hatırlarınızdan konuşacağınız? He, bak. Anlatıyorum, benim böyle komşum vardı, şu vardı, bu vardı, böyle diyor arkadaşlar. Şimdi bir kısım insanlar cennette, bir kısım insanlar cehennemde. Demek nasıl oluyorsa artık. Diyorlar araştıralım. Nerede bu adam? Liyarife masirahu, onun yani gittiği yeri, sonucunu, neticesini bilmek için diyor ya gel bir onun peşine düşelim diyor arkadaşlarına. Ve yuhbiruhu melekum bi enne karinehu fi cehenneme yu'azab. O sırada bir melek geliyor, diyor ki senin o arkadaşın cehennemde azap görüyor. Herhalde de adam Müslüman bile değil şimdi. Gavurun tek edimi adam. Allah muhafaza etsin. Meleğin bir tanesi geliyor şimdi. Bunlar böyle merak ediyorlar. Meleğin bir tanesi geliyor. Senin arkadaş nerede? Cehennemde. Adap görüyor. Aa bitti mi? Yo bitmedi. Bitmedi. Feyunari ashabuhu ile tatallu'mahu aleyhi. Öteki arkadaşı diyor ki hadi gel bulalım bunu. Tamam cehennemde olduğu belli de cehennemde nerede? Hadi gel ne yapalım? Şunu bulalım. Diyor arkadaşlarına. Demek ki öyleymiş an tabii şimdi. Şimdi bunlar nerede? Cennette. O nerede? Cehennemde. Bunlar böyle cennetten böyle cehenneme bakıyorlar. Nasıl oluyorsa. Cennetten ne yapıyorlar? Cehenneme bakıyorlar. Cehennemde kimi arıyorlar? O vatandaşı arıyorlar. Kale hel entum muttalion. O hani bahseden, anlatan diyor ki hel entum muttalion, görüyorsunuz mu? Hani mesela böyle bir tepeye çıkarsınız, bir kalabalık bir grup vardır mesela. İçlerinden birini ararsın. Herkes böyle bakınıyor, onu bulmaya çalışıyor kalabalığın içerisinde. Soruyor muydu? Gördü, gören var mı? Gören var mı falan, değil mi? He? Şimdi soruyor tekilerin. Diyor ki bu içinizde gören var mı? Mutlu olan var mı? Fattala. Aa birden görüyor onu. Feraahu fi sevail cehennem. Feraa gördü onu fi sevail cehennem. Cehennemin ortasında görüyor onu. Cennetten nereye gördüler şimdi? Cehennem. Vatandaşın yerine ne attılar? Buldular. Şimdi buradan ona sesleniyor.
onunla ne yapıyor? Konuşuyor. Kale diyor ki ona, dedi ki tallahi, Allah'a yemin olsun ki inkitte az kaldı letürdün, sen beni yoldan çıkartacaktın. Ulan var ya sen, var ya sen, var ya sen. Ulan az kaldı sen beni yoldan çıkartıyordun. Az kaldı sen beni kaydediyordun, saptırıyordun sen. Yani hel entum muttali'una ma'ye ila nar. Benimle beraber cehenneme bakar mısınız? Dünyanın zora keyfi masir zelkel kerim, bu vatandaşın hali ne oldu bakalım. Fenazarat ve absara sahibehul kafire, baktılar cehenneme. O kafir arkadaşlarını gördüler. Fi vasatı cehennem, cehennemin ortasında. İtelazza sa'iraha, ateşiyle tutuşuyor. Kâlehul mü'minu, o cennetteki Müslüman kişi, mümin kişi, inançlı kişi, ötekine, o cehennemdeki karinine, yakınına diyor ki vallahi Allah'a yemin olsun ki lekat kârabte, az kaldı en tühlikini, beni helak edecektin. Bi ihvâki, azdırmanla, saptırmanla. Ve tasuddeni, beni men edecektin an dini ila, beni Allah'ın dininden alıkoyacaktın. Sen var ya sen, az kaldı yani ha, beni yoldan çıkartıyordun, saptırıyordun. İnsan arkadaşlar böyle kapının eşiğine geldiği oluyor yani ha. Az kaldı yani ha. Onun için köşelerden uzak durmak lazım. Köşelere ne kadar yaklaştın, aşağı kayma riski o kadar çoktur arkadaşlar. Köşelerden uzak durmak lazım. وَمَانَا تُرْد۪ي اَيْتُهْلِكُن۪ي مِنَ الْرَد۪ي وَوَ الْهَلَاكُ. Az kaldı, beni helak edecektin. وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي Rabbimin nimeti olmasaydı لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ Ben de seninle beraber bu cehennemde hazır olanlardan, yananlardan olacaktım ben de. Eyvallah. Şimdi Hüdayi abi birini sohbete çağırdı. Dedi ki senden önce bana birileri geldi. Bana anlattılar, ben ateist oldum. Önce sen gelseydin senin ne olurdun dedi. Birileri geldi bana anlattılar, ben ne oldum? Estağfurullah, ateist oldum. Şimdi ben sohbete gelmem. Önce sen gelseydin senin de yoluna giderdim. İnna lillahi inna ileyhi raciun. Bak. Arkadaşım başımın tacı. Arkadaşın arkadaşlık yaparsa arkadaşın. El ahillâ'u yevmi idin ba'duhum li ba'din adû illel müttekûn. El ahillâ'u dostlar yevmi idin bugünde. Ba'duhum bazıları li ba'din bazısına adûvun düşmandır. Bugün dostsun. O gün ne? O gün düşman. İllel müttekûn Allah'tan korkanlar müstesna. Bu arkadaşlık, bu dostluk Allah içinse, takva varsa içinde, Allah korkusu varsa, ben sana diyorum ki şöyle şöyle yap, böyle böyle yapma. Sen bana diyorsun ki şöyle şöyle yap, böyle böyle yapma. Birbirimizi ne yapıyoruz? Teşvik ediyoruz. Bu dostluk ahirete de devam eder. Ama sen bana kalkıyorsun yanlışı söylüyorsun. Ben sana kalkışıyorum yanlışı söylüyorum. Ben sana doğruyu yaptırmıyorum. Sen bana doğruyu yaptırmıyorsun. Bu dostluk ahirete neye dönecek? Düşmanlığa dönecek. Arkadaşım. وَلَوْ لَا نِيَمَةُ رَبِّي Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَر۪ينَ Ben de bu cehennemde hazır olanlardan, cehennemde bulunanlardan olacaktım. Şimdi dünyada hani o buna laf sokuşturuyordu ya. Acayip arkadaşlar ya. Böyle, kaidesi böyle bu işin. Biz hep 1-0 mağlup, tamam mı? Hep 1-0 mağlup, öyle. Kaidesi böyle bu işin kardeşim, böyle. Yapacak bir şey yok. Dünyada buna laf sokuşturuyordu ya. Şimdi bu ona diyor şimdi. Bu nerede? Cennette. Öbürü nerede? Cehennemde. Ona laf söylüyor şimdi. Ama tam onun sözlerini söylüyor. Şişt, baksana. Efe ma nahnu bime, hani diyordu ya öleceğiz dirileceğiz falan. Hani olur mu öyle şey? Sen de buna inanılıyor mu falan diyordu ya. Efe ma nahnu bime yitin. Şey, biz ölmeyeceğiz değil mi? İlla mevtetenin ule. Bir kere öleceğiz. Sonra dirilmek yok değil mi? Cehennemde cayır cayır yanıyor adam, ona böyle diyor. Şimdi biz bir daha öldükten sonra dirilmeyeceğiz değil mi? Ve ma nahnu bi muazzebin. Ceza da görmeyeceğiz değil mi? Böyle diyorsan, sen böyle diyordun değil mi? He? Ey lev la fadullah aleyye bil hidayah vel asma. Allah'ın beni koruması, hidayeti olmasaydı lekuntu muazzeben ma'ake fil cahim. Cehennemde seninle beraber azap görenlerden olacaktım. Tüm yukatibuhu müstehziyen bihi ve sahiren, alay ederek diyor ona. Kemâ kânel kâfiru yestehziyu bihi fid dünya.
Dünyada kafir olan kişi onunla alay ettiği gibi bu sefer cennetteki onunla alay ederek diyor ki hel ente la tezalu ala itikadike, o sözlerinde, o inancında devam ediyor musun sen? Bu demek yani. Dünyada dediği hala aynı şeyleri söylüyor musun? Bi ennena len nemute illa mevteten vahideten, bir kere öleceğiz, sonra dirilmeyeceğiz. Ve ennehu la ba'te ve la ceza, dirilmek yok, hesaba çekilmek yok. Ve la hisab ve la adab, hesap görmek, adab görmek yok. Bu üslubun sahirun lazi'un yasru fihi teşeffi. Yani böyle hani ondan intikam oluyor şimdi bu sözleriyle. Oh, için rahat ediyor. Sen bana böyle diyordun, eziyordun beni, üzüyordun beni. Hah, şimdi al bakalım. Midalikil karinil facir, o günahkar arkadaşından böyle intikam oluyor. Ve ilahuna yentehi hadisul mümin cüllesahi fil cenne. Buraya kadar o hani cennetteklerin konuşmalarını anlattım Mevlamız Celle Celaluhu. Ve yuakibullahu ala hadil kıssah bi kavlihi. Peşinden Mevlamız buyurdu ki İnne hâdâ, şu muhakkak bu. Bu de cennet. Cemalullah, rızaullah, ebedi saadet, ebedi felah. Bu var ya, lehve elbette bu, el fevzül azîm. En büyük kurtuluş budur işte. Çok büyük, en çok büyük. Lehve bu, el fevzü kurtuluştur, el azîm. Büyük kurtuluş budur işte. Bu. Siz şimdi koşturuyorsunuz, uğraşıyorsunuz, tepiniyorsunuz. Hopluyorsunuz, zıplıyorsunuz, yapıyorsunuz bir şeyler. Bugün ise kabile dışarıdaysa dolaşıyorsun. İş güç. Karşı yaka. Yolda bir şey asmışlar böyle, kağıt böyle. Büyük ama. Sağa sola caddede. Bilmem Türkiye bir bilardo turnu, şampiyonası turnuvası. Şey, 100 metre gidiyorsun ne? Bale kursu sınavı. Bale eğitimi sınavı. Eğitimi neyle alıyor? Önce seni imtihan ediyor, imtihanı geçersen seni eğitim alıyor falan yani. Koşturuyorsunuz, uğraşıyorsunuz, tepiniyorsunuz, ediyorsunuz bir şeyler. Büyük kurtuluş bu. Dikkat edin. Limisli hâzâ, aslında ezberlesin ne kadar güzel olur ha. Limisli hâzâ felyâmelil âmilûn. Limisli hâzâ, bu cennettir büyük kurtuluş. Limisli hâzâ, bunun gibi bir şey için. Fel ya'mel çalışsın el amilun. Çalışanlar buna çalışsın. Kimin kelamı bu? Kainatın sahibinin, Mevlamızın kelamı. Çalışıyor musun? Buna çalış, buna. Limisli hâda. Bunun gibi bir şey için. Fel ya'mel çalışsın el amilun. Çalışanlar buna çalışsın. Herkes tepiniyor. Tepineceğim mi? Buna tepin kardeşim. Uğraşacaksın mı? Buna uğraş. Fedakarlık mı edeceksin? Buna fedakarlık et. Gayret mi edeceğim? Buna gayret et. Niye? Ya öbürleri kırık ayak hepsi. Hepsi ne? Hepsi kırık ayak. Ne zaman çökeceği belli değil ve belli zaten yani. Bugün çökmedi, yarın. Yarın çökmedi, öbür gün. Öbür gün çökmedi, bir sonraki gün. Hiç çökmedi, sen öldün, çöktü. Hiç ölmedi, sen öldün, çöktü. Diyelim ki, misal söylüyorum, tamam mı? Burası dünya. Gittin bir adamdan iş aldın. Diyelim ki ne yapıyorsun? Fayans, ustasın, fayans yapıyorsun. Geldin, dedi iş var dedi, gelir bakar mısın? Geldin baktın, burayı dedi yapar mısın dedi sana, yaparım. Kaça yaparsın? İşte dedin ki metrekaresi kaç para? İshak abi metrekaresi kaç para? İşçilik. 15 lira, ucuzmuş ya. Bak bunlar da biliyorlar ya çünkü. Yarın başlıyor. İnşallah'ın izniyle. Eski İzmir'de de yer yapıyordu arkadaşlar, ulaşılır hem de inşallah. Buradan daha büyük orası, hamdolsun abi. İnşallah Eski İzmir, Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Metrekaresi kaç para? 15 lira. İshak abi burası kaç metrekare? İşçilik. Fayans işçiliği. 100 metrekare. 100 metrekare hesap yaptın. 100 metrekare. 15 liradan ne eder? 1,5 lira. Tamam. İşte ne kadar sürer? 3 gün sürer, 5 gün sürer, 1 hafta sürer. Neyse. Bir hafta çalıştın. İş yaptın, bitirdin. Tamam. İş bitince ne yapmak lazım? Para almak lazım. Ne kadar alacaksın? 1500 çıkarttı, 300 lira verdi sana. Dedi yarın gel vereyim dedi. Yarın gittin kapıyı çaldın, kimse yok. Dedin herhalde bir şey oldu, yoklar. Ertesi gün gittin. Ya dedi kusura bakma dedi, ya parayı da unuttum dedi. Ya 2 gün sonra görüşelim dedi. 2 gün sonra gittin, öyle dedi. 5 gün sonra gittin, böyle dedi. Oluyor mu böyle, olmuyor mu? Oluyor. Canlı? Oluyor. Oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Oluyor, bitti o kadar. Hem de baya baya oluyor değil mi?
Ve arkadaşlar piyasada kolay kolay bulamazsınız. 1500 konuşup da 1500 alasınız. Kırdım. Ne demek kırdım ya? Acayip bir şey ya. Kestim. Paranı kestim. Kestim ne demek biliyor musunuz? Gasp ettim demek ya. Ama şu var. Çift taraflı. Gasplar çift taraflı. Alan da gasp ediyor, satan da gasp ediyor. Parayı verecek olan paradan gasp ediyor. İşi yapacak olan o da işten gasp ediyor. Bugün beni bir aradı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hocam böyle titriyor çocuk. Hocam bir şey oldu böyle. Sigortadan adamlar geldiler maliyeden buraya. İşte hani bizi de çıkarttılar. Patronlar yalan söyledi dedi. Biz de yalan söyledik. Ne olacak şimdi? Mevzu ne? İşten ayrılan arkadaşlar var. Tamam. Biz burada diyelim ki aylık 2000 lira alıyoruz. Ama asgari ücret gösteriliyor şeyde. Resmiyette. Tamam. Tamam. Şikayet etmişler işten ayrılınca. Biz 2000 lira alıyorduk ama bize asgari ücretten gösterdiler. İşte maliyeden de gelmişler. Sigortadan artık kurumdan gelmişler. Kardeş sen işe girerken bunun böyle olacağını biliyor muydun? Canlı söyleyin daha. Biliyordun. Şimdi ne zıplıyorsun? Menfaati kesildi ya. Ne zıplıyorsun şimdi? Biliyordun. Girmeseydin o zaman kardeşim. Sana dediler mi? 2000 vereceğiz, 2000 de göstereceğiz dediler mi sana? Demediler. Sen bu işin böyle olacağını ne yapıyordun? Biliyordun. Böyle oldu ne yaptın? Kabul ettin. Ne hopluyorsun şimdi? Hepsi herkes eşkıyor. Öteki kesiyor, öteki yapıştırıyor. Dünyada uğraşırsın, uğraşırsın, uğraşırsın. Çoğu zaman karşılığını ne yapamazsın? Alamaz. Mevlamız buraya kullarım dinliyorsanız böyle bir şey dediğini. Allah'tan karşılığı tam alamamak diye bir şey söz konusu mu? He? Hem de fazlasıyla değil mi? Hep fazlasıyla alırsın. Hiç tam bile yok ha. Hep ne? Hep fazla. Kaç? Ne yüzde onu? Ne yüzde? Hayır. Yanlış matematik. Söyleyin. En az yüzde bin. Kim dedi bin? Hah. Hadi bak. İstek abi not ver buna. Puan ver. Tamam bak. En az yüzde bin fazla. 1'e 10 yüzde bin eder daha. Ya gördün. En az yüzde bin fazla. 100 lirası kaç alıyorsun en az? 1000 lira. 100 olsa millet 90 veriyor, 80 veriyor. Mevla 100 olsa 100 konuştun. Mevla kaç veriyor? En az 1000 veriyor. Limisli hâzâ fel yâmelil âmilûn. Çalışıyor sen bunun için çalış. Allah. İnsan böyle bir patron bıraksa hainlik eder mi ya? He? Aylığın 1000 lira, her ay sana 10.000 lira veriyor. O da en az. Yok bu insan var ya nankördür ha. Bu insan acayip bir şey ya. İnsan kim? Başkasına bakma, kendine bak. Kendine bak. Herkes başkasına atıyor. İşte nankör, acayip bir şey ya. Verecek tabi kardeşim yapıyorum. Allah Allah. Limisli hâzâ fel ya'melil amelun. Çalışanlar, amil. Bak amel ediyorsun değil mi? Ama iş çalışıyor. Çalışanlar buna çalışsınlar. Böyle bir şey veriyorum ben size. Öyle bir mükafat veriyorum ki sonu yok. Eskimez, çürümez. Dünyada çalış, 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 çalış. Mesela şimdi bak o kadar dedindik değil mi? Yaptık şimdi. Şimdi yukarı çıktım mesela. Kapı alttan su almış, şişmiş falan. Bak orada sarkmıştı. İsek abi yaptın mı? Değişecek. Bak gördü de değişecek. Hadi bakalım. Böyle istediğin kadar uğraş. Hepsinin nesi var? Sonu bir ömrü var yani. 3 gün sonra yan yatar, 5 gün sonra kopar, 10 gün sonra biter, nakavt, bir daha sıfırdan bir daha başlanır. Dünya böyle yani. Dünya böyle. Böyle saray yaptırsan, altından saray yaptırsan ki altından saray yaptırmaya gücün yetmez. Buradan başlarsın Bismillah yapmaya. Sonuna gelince bir bakarsın ki başı ne yapmış? Bozulmuş. Allah'ım akıl fikir versin cümlemize. Limisli hâzâ fel ya'melil amel. Burası acayip dokunuyor bana böyle. Çok tesir ediyor. Limisli hâzâ. Bunun gibi bir şey için fel ya'mel çalışsın el amilun. Çalışanlar buna çalışsın ya. Ya buna çalış ya. Buna çalış ya. Yani inne hâzen na'ime. Şu nimetler el hâlede. Et daime. Bu daimi ebedi bu nimetler var ya. Ellezî u'tiyehu ehlül cenne. Cennet ehline verilen bu nimetler. Huvel fevzül hakikiyül azîm. Büyük hakiki kurtuluş budur ya. Bizim çocuk hayatını kurtardı. Ne oldu hayatını kurtardı? Karayollarına girdi.
Devlet memuru oldu ya, hayatı kurtuldu tamam. Acayip bir şey. Adam köyünden kalkıyor İzmir'e, büyük şehre geliyor. Ya bir kapıcı olsak var ya bir böyle. Sigortalı iş buldum, hayatını ne yaptı? Kurtar. Daha işe giriyor. Bismillah adımını atıyor. Hemen düşün ne zaman emekli olurum. Allah Allah. Daha adımını atıyor. Bismillah hemen atayım. Ne zaman emekli olurum. Hayatı kurtuldu. Tamam emekli oldu. Devlet memuru oldum zaten. Tamam. Belediyeye kapat. Ooo hayatı kurtuldu. Kadro olayım. Hayatı kurtuldu. Acayip. Hakiki, hayatın kurtulması budur arkadaşlar. Dikkat edin, bu hayatı kurtuldu diye insanların böyle düşündüğü şeylerin ahirete bir gram katkısı var mı? Öldün. Bitti. Dünyada bitiyor zaten de. Hadi bitme diyelim. Öldün. Bitti. Hani mis, hani teşbihde hata olmaz onun için. Öyle bir patronla iş yap ki sen öldüğün zaman ne yapmasın? Bitmesin. Huvel fecül hakikiyül azim. En büyük hakiki kurtuluş budur. Ellezi yes'adü bihil insan. İnsanın mes'ud olacağı, bahtiyar olacağı, mutlu olacağı en büyük kurtuluş budur. Ve limisli hazel ceza'il kirim. Bu çok kıymetli, güzel karşılık için yecbu en yetesabekal mütesabikun. Yarışıyorsanız buna yarışın. Müsabaka yapıyorsanız buna müsabaka yapın. Ve yetenafesü fihil mütenafisun. Heves ediyorsanız buna heves edin. Heves ediyorsanız buna heves edin. İşte benim Hüseyin sellemullah. Yaş 7. Mesela geliyor şimdi. Hafızım, ne haber? İyi misin? Ne o benim hoşum, benim neyim o? Hafızım. Hafız mı? Değil. Hafızım. Niye? Kıymeti onun orada. Ha. Öyle olsun. Doktor olsun. Ya. Avukat olsun. Söyleyin, biraz kıymetli, dünyevi kıymetli bir şey söyleyin bana. Söyleyin, söyleyin. Biraz yüksek durun ha. Hadi. Oo bu kadar konuşuyorum. Bak bak. Bir kişi 500 kelime konuşuyor. 500 kişi bir kelime konuşmuyor. Söyleyeyim bir şey daha. Hakim olsun. Mesela bana deseler ki mesela Mahmut Hoca nerede? Bugün ne ders verdin? Geçmiş dersini. Hüseyin hatırlıyor musun ne ders verdin? Ne verdin? Adiyatı ve zilzalı geçti. Beyine. Bir daha söyle. Beyine geçti. Adiyatı verdi. Zilzal verdi. Beyine verdi. Suriye adet ezbere bilenler elini kaldırsın. İndirmeyin ellerinizi. Bu elleri kaldıranlardan Zilzal suresinde elini bilenler, aynı zamanda Zilzal'i bilenler kaldı, dursun elleri, diğerleri indirsin. Beyyine suresinde biliyorsanız kalksın eliniz, yoksa indir aşağıya. Hele biraz da yüksek kaldırın, görsün. Bu kadar. Benim yaş 43, senin yaş 45, senin yaş kaç? 33. Onun yaş kaç? 7. Vallahi kardeşim. Şimdi bana deseler ki, vallahi billahi tallahi böyle üzerine basa basa söylüyorum bana. Bana deseler ki kardeşim senin çocuğunu alacağız bismillah. Sadece bugün tek gün tamam mı? Tek gün. Senin çocuğunu alacağız hakim yapacağız. Tek kaç gün? Yani kalkıp 20 senelik bir efor değil ha. Tek gün. Mukabilinde bugünkü kazancı. Lan bugünkü kazancı o nedir bunun yanında ya? Benim çocuğumun bugünkü kazancının yanında nedir ya? Hatta ne dediniz? Söyle ne dedin? Hakim. Kardeş, İmam-ı Azam Efendimiz rahmetullahi aleyh zindanlara düştü hakim olmamak için. Mesela bu zamanda hakim olmak demek ne demek? Ne? Çok büyük sıkıntı. Da gevşek söylüyor. Bilmiyor ki. Vallahi kardeş bir hap yutmak demek ki böyle yani susuz. Böyle bu kadar bir hap koydular böyle susuz onu yutuyorsun demek yani. Bu zamanda hakim olmak demek o. Niçin? Doğruyu bilsen bile her zaman doğruyu söyleyemezsin ki. Senin önünde bir kaide kural var. Buna göre söyleyeceksin. Ya bunu diyeceksin ya bunu diyeceksin. Şunu zaten ne yapamazsın? Diyemezsin sen ki öyle bir yetkin yok. Mecburen ne yapacaksın sen? Ama insan atlar değil mi çocuğum hakim olsun diye. Elhamdülillah ben atlamam çok şükür var. Efendim Hazretimizin himmeti bereketi elhamdülillah. Elhamdülillah çok şükür var. Benim çocuğumun bugünkü kârı hepsinden büyük ya. Mehmet abi hoş geldin. Şimdi Yaşar amca Rize'den geldi. Sen nereden geldin?
Bozcaada'dan geldin. Sen nereden geldin? Karabağ. Siz nereden geldiniz? Eski Çamlık. Sen nereden geldin? Aktepe nerede? Karabağlar burası. Başka daha uzak. Siz? Buca'dan bak uzaktan gelmiş. Tamam. Geç. Bozcaada geç. Hem de daha böyle uzak. Siz nereden geldiniz? Dur. Siz nereden geldiniz? Çamlık'tan. Yok sen tamam. Onlar, o bizim mahalle oraları. Semsem nereden geldiniz? Bornova'dan. Bornova'dan geldiniz. Yaşar amca Rize'den geldi. Daha uzağı var mı? He? Yok diyorsun. Mehmet abi Fransa'dan geldi. Biraz önce uçaktan indi. Arkadaşlar ya bu kadar ikram nimet var ya elhamdülillah ya. Bin Fransa'dan kaç saat sürüyor? 3 saat. Yani inan havaalanından buraya gelmek belki daha zordur ha. Hocam biz Fransa Almanya'dan Almanya'da sabah namazdan beri yoldayız. Allah kolaylık versin. Elhamdülillah. Çok şükür Allah'a. لِمِسْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ Çalışanlar buna çalışsın. Heves edenler buna heves etsin. Müsabaka edenler buna müsabaka etsin. Dünya, arkadaşlar dünya, insan dünyadan istifade eder. Helal, mübah tarafından dünyadan istifade eder. Kaidesi kuralıyla beraber. Ama asıl olan ahirettir. Asıl olan nedir? Şöyle düşünün. Dakika doldu. Yani biraz önce doldu hatta. Bırakmam lazım. Mesela diyelim ki bir eviniz var. Bir de yazlığınız var. Bir eviniz var. Bir de yazlığınız var. Bir sene 52 hafta. 50 hafta buradaki evinizde duruyorsunuz. Senede 2 haftada yazlığınıza gidiyorsunuz. Tamam? Senede 2 hafta gittiğiniz yazlığınızı 50 hafta durduğunuz eviniz gibi kolluyor musunuz? Boyası, badanası, mobilyası, eşyası, he? Bakımı, şusu, busu. Aynı tutuyor musunuz? Hayır. Tutmak akıl kârı mı? Yani ne yapıyorsunuz? Yani ne kadar lazımsa. Tabii rahat etmek istersiniz. O 2 haftada da gene ne yapmak istersiniz? Rahat etmek istersiniz. Kabul ama bir de ne var? Bir ayar var yani. Ayarı ne yapmadan? Kaçırmadan rahat edersin. Heh, bunun gibi arkadaşlar. Ki 2 haftaya 50 hafta bir nispet var aralarında. 1'e 25 ne var? Bir nispet var aralarında. Dünya ile ahiretin hiç kıyası yok. Biri muvakkat, biri ebedi. Ebedi ile muvakkatın kıyası olur mu arkadaşlar? Tamam. Dünya için çalışılır mı? Çalışır. Dünyadan istifade edilir mi? Edilir. Ancak bu dünyadan istifade etmek ahirete mani olursa o zaman sıkıntıdır. Tamam. Bir şurayı bitireyim tamam. Yecibu en yetesabıkıl mütesabikune. Böyle bir güzellik için, böyle bir mükafat için müsabaka edenler çalışsın. Ve tenafese fihil mütenafisune. Heves edenler buna heves etsinler. La fi hutamit dünya zail. Dünyanın geçici menfaatine, geçici nimetine değil. Ve lizalike kâle teâlâ ba'lehu. Bunun için Mevlamız buyurdu ki edâlike hayrun. Bu mu? Bu anlattığımız şey mi? Daha iyi. Nüzülen ziyafet olarak, konak olarak, ikram olarak bu mu daha iyi? Em şeceretü zakkum, zakkum ağacı mı daha iyi? Bir de bu var, bir de işin öbür tarafı var ha. Şimdi bu mu daha iyi? Bu mu daha iyi? O cennette konuşup dertleşen vatandaşın durumu daha iyi? Cehennemin dibinde yanan vatandaşın durumu mu daha iyi? Niye anlatıyor Mevlamız bunları bize? Kullarım bu da var, bu da var. Allah yardımcımız olsun arkadaşlar. El Fatiha.